Adana'da gasp iddiasıyla cezaevinde bulunan 3 zanlının daha önce meydana gelen bir hırsızlık olayında kendilerine yardım eden genç kızı öldürdükleri ortaya çıktı. Ya da şunu bulacağız. Alınan bilgiye göre İmamoğlu ilçesinde 24 yaşındaki Özlem Arık yaklaşık 3 ay önce arkadaşları olan 4 kişiye halasının evinin soyulmasında yardımcı oldu. Bu olayın ardından Özlem Arık'tan bir daha haber alınamadı. Hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen R.U., H.K. ve T.Y. ise başka bir gasp olayının zanlısı olarak gözaltına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Arık'ın halasının evinin soyulması olayına karışan D.K. ise 2 gün önce başka bir hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alındı. DK Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda RU, HK ve TY'nin halasının evinin soyulmasının ardından Özlem Arık'ı kendilerini ihbar edebileceğini düşünerek öldürdüklerini ve İmamoğlu ilçesine bağlı Kılıçlı köyüne gömdüklerini söyledi. Vallahi bir şey yok ama. Battaniye mi saç mı? Saça da benziyor. Şurayı şöyle açalım. Eyvallah aç. Bunun üzerine başlatılan çalışmada zanlılardan RU ile TY'nin aralarında çıkan tartışma sonrası Arık'ın cesedini bulunduğu yerden çıkarıp Ceyhan ilçesine bağlı Yeşilova köyü yakınlarına tekrar gömdükleri belirlendi. Ekipler Yeşilova köyünde yaptıkları araştırmada domuz bağı yapıldıktan sonra boğularak öldürüldüğü tespit edilen Arık'ın cesedini battaniyeye sarılı bir şekilde buldu. Gömüldüğü yerden çıkartılan ceset Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada gasp iddiasıyla cezaevinde bulunan zanların cinayet suçlamasıyla da yargılanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Bir tarafa, bir tarafa. Evet, bir tarafa. Evet, bir tarafa. 98. Ben bakacağım demişti. 6. Evet, evet.